Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Temmuz ayının ilk gündem programıyla karşınızdayız. Savunma sanayinden sivil havacılığa farklı konuları sizlerin gündemine dilim döndüğünce anlatacağım. İlk haberimiz gerçekten gurur verici, önemli bir haber. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet eğitim uçağı, Amerikan donanmasının jet eğitim yenileme ihalesine diğer yabancı rakipleriyle birlikte katılıyor. TUSAŞ'ın Amerika'daki ortağı Sierra Nevada Corporation olacak. Hürjet açısından bu ay oldukça hareketli geçiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde İngiltere'de yapılacak Avrupa'nın en büyük askeri fuarı olarak da adlandırılan Farnborough Air Show'a TUSAŞ Hürjet'i geçiriyor ve adeta Hürjet'in yurt dışı lansmanı, yani tanıtımı İngiltere'de gerçekleştirilmiş olacak. Muhtemel dönüş yolunda Hürjet'in İspanya'ya uğraması da söz konusu. Bir taraftan İspanyollar yeni nesil bir jet eğitim uçağı arayışındalar ve Hürjet'le de yakından ilgileniyor. Peki Amerikan donanması nasıl bir ihale yapıyor, neler planlıyor? İsterseniz ilk konumuz olarak bunu sizlere anlatayım. Malum Amerikan donanması deniz havacılığı olarak dünyanın en güçlü donanmalarında ilk sırada yer alıyor. Uçak gemileri sayesinde çok önemli bir hava gücünü de okyanuslarda elinde tutuyor. Uçak gemisine iniş kalkış gerçekten çok farklı sistemlere sahip. Türkiye'de işte TCG Anadolu ile başlayıp halen tasarımı devam eden uçak gemisiyle bu deniz havacılığının gemi üzerinden, güverte üzerinden kalkışında yer almak istiyor. Ama tabii çok kısa bir pistten havalanmanız ve çok kısa pistte de emniyetli olarak inmeniz gerekiyor. Amerikan donanması ve deniz piyadeleri bu eğitimleri T-45 Goshawk olarak adlandırılan bir jet eğitim uçağıyla yapıyor ve 1991 yılından beri de bu uçağı kullanıyor. Aslında bu uçağın tasarımı İngilizlere ait. İngiliz British Aerospace şirketinin Hawk olarak adlandırılan eğitim uçağı. Hawk dünyada birçok hava kuvvetinde ileri jet eğitim uçağı olarak kullanılıyor. Ve Amerikan donanması bu uçağı seçtikten sonra donanma amaçlı kullanılması için çeşitli modifikasyonlara uğruyor. Bunlardan birincisi güçlü iniş takımları geliyor. Çünkü uçak gemisinden havalanırken katapulttan kalkması lazım. Katapultta ben şöyle anlatıyorum. Sapanın ucuna koyduğunuz bir taşı atar gibi uçak adeta fırlatılarak uçak gemisi güvertesinden kalkıyor. Sonrasında inişe geldiği zaman uçağın arka tarafında bir kanca yer alıyor. Bu kancanın özel telleri yakalaması ve çok metreler içerisinde durması gerekiyor. Durmadığı zaman tam o anda pilot gazı açarak eğer yakalayamaması durumunda pas geçmesi gerekiyor. Şimdi donanma bu T-45'leri modernize etti. Hatta son kararla 2 yıl daha uzattı ömrünü bu uçakların, ama bir taraftan da yeni uçak için arayışlarda bu yeni uçak adayları arasında Boeing'in T-38'lerin yerine geliştirdiği T-7, diğer tarafta Lockheed Martin'le Koreli Korean Aerospace Industries KAI şirketinin T-50 eğitim uçağı, bir başka tarafta ise İtalyanların geliştirdiği Leonardo'nun M346 uçağı ve onun ortağı Textron'la birlikte 3 çok güçlü aday var. 4. aday da Sierra Nevada Corporation ve TUSAŞ Hürjet ile katılacak. Bakalım bu proje nasıl gidecek? Hani Türkiye'nin şansı nedir? Ne yapar? Amerika burada yabancı bir tasarımı, örneğin İngiliz uçağını kabul edip sistemine sokmuş. Bakalım adaylardan Boeing haricinde, Boeing'in de küçük ortağı aslında İsveçli Saab, iş nereye gidecek, ne yapılacak? Ben de açıkçası sonucu çok merak ediyorum. Ama bir taraftan bu tür ihaleler aynı zamanda Türk havacılık sanayi açısından, havacılık ve uzay sanayi TUSAŞ açısından çok büyük tecrübe. Şöyle de bir dipnot vermemde fayda var. T-7 ihalesi yapılırken, kazanan tabii Boeing'in T-7 tasarımı oldu T-38'lerin yerine, Sierra Nevada ve TUSAŞ'ta bir konsept tasarım sunmuşlardı. Ancak iki aşamalı bu ihalenin ilk aşamasında ne yazık ki elenmişti. Bakalım bu projede işler nasıl gidecek, ben de açıkçası merak ediyorum. Hürjet çok başarılı bir şekilde test uçuşlarına devam ettiriyor, sürdürüyor. Ve adeta böyle bir nazar boncuğunu eksik etmeyelim. Maşallah çok güzel gidiyor. Umarız 2025 yılı itibarıyla test ve sertifikasyon süreci tamamlanır ve arkasından Türk Hava Kuvvetleri'nde envanterde görürüz.
bir sonraki adımı biraz tabii pilotlarımız tecrübe kazandıktan sonra uçuşların daha böyle verimli bir şekilde yapılmasının arkasından da Türk Yıldızları F-5 uçaklarını Hürjet'le değiştirecek. Bunu da belirtmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman El Suud ve tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığı'yla birlikte önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ı ziyaret ettiler. Burada Suudi Arabistanlı bakana Milli Muharip Uçak Kaan gösterildi ve diğer ürünler tanıtıldı. Arkasından da Suudi ekibi İstanbul'a devam ederek burada Baykar tesislerini geçti. Bu arada Baykar için en önemli yurt dışı sipariş veren ülke Suudi Arabistan. Toplam 3 milyar dolarlık Türk savunma sanayi açısından rekor bir anlaşma Baykar'la Suudi Arabistan arasında Akıncı İHA sistemleri üzerine imzalanmış durumda. Ve ekip görüşmelerini Genel Müdür Haluk Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la yaptıktan sonra bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ve bu hatıra fotoğrafında bir tarafta Kızıl Elma'nın ikinci prototipi, hemen yanında da Akıncı yer alıyordu. Ama dikkatli gözler Kızıl Elma prototipinde birçok değişikliği gözlemledi açıkçası. Şimdi Baykar elinde TB3 gibi çok önemli bir proje var. Artık yavaş yavaş test uçuşlarının sayısı her gün artıyor. TCG Anadolu'ya iniş kalkış için o rampa testleri de tamamlanıyor yavaş yavaş. Yıl sonuna doğru geminin üzerinde göreceğiz TB3'ü. Bu projede şöyle bir işler kolaylandıktan sonra gözünü Kızıl Elma'ya dikmiş durumda. Kızıl Elma jet motorlu bir insansız hava aracı, muharip insansız uçak sistemi MIUS olarak adlandırılıyor ve ilk uçuşunu da 2022'de yapmıştı. Temel testler tamamlandıktan sonra biraz böyle bir Kızıl Elma beklemeye alındı. Aslında o uçağın ilk prototip sistem tanımlama uçağıydı ve işte bu uçağın stealth yani radara görünürlüğün çok düşük olması planlanıyordu ama baktığınız zaman kumanda sistemleri kanatlarda, flaplarda, dikey stabilizelerde böyle dış bombeler görülüyordu. Bunlarla ilgili çok ciddi bir aerodinamik olarak, tasarım olarak tekrar elden geçirildi ve ikinci prototip aslında gerçek test uçağı halinde kullanılacak ve burada da görüntü itibariyle benim gözümde daha da aerodinamik, böyle keyifli, yakışıklı bir uçak durumuna gelmiş durumda. Uçağa dışarıdan baktığınız zaman aerodinamik açıdan birçok değişikliğe gidilmiş. Daha önceden de belirttiğim gibi bu kanatlardaki kumanda sistemlerinin yer aldığı mekanizmalar gövde içine alınmış. Aynı durum kuyruk içine geçerli. Bu tür çıkıntılar uçağın stealth özelliklerinin azalmasına neden oluyor. Çünkü radar dalgaları bu gibi noktalara çarparak geri dönüyor ve radarlar tarafından teşhis edilmeye başlanıyor. Uçağın burnunda da bir aerodinamik değişiklik söz konusu. Muhtemel bundan sonraki adım Kızıl Elma'ya Aselsan tarafından geliştirilmiş AESA radar Murad'ın takılması. Bu yüzden de burunda bir değişiklik söz konusu. Bir başka ilginç gelişme de kuyruğa doğru geliyor ve uçağın, o tek motorlu bir uçak, arka kısmı F-35'in arka gövdesine benzemiş durumda. Bu uçakta Ukrayna yapısı motorun kullanılmıştı 2022'de ilk uçuşta. Aynı zamanda TEİ tarafından motor geliştiriliyor. Benim tahminim bu değişiklikler belki de Kızıl Elma'nın ilerleyen dönemde farklı bir motora kavuşabileceğini gösteriyor gibime geliyor. Bilmiyorum, benim dıştan gördüğüm kadarıyla bu işin tabii ki mühendislik uzmanlık tarafı çok daha farklı. Niye bunu söylüyorum? Hatırlayacaksınız, bir önceki gündem konusunda Baykar'ın motor üretme konusundaki çalışmalarını size anlatmıştım. Baykar oldukça iddialı bu konuda ve burada da muhtemel kendilerinin geliştirecekleri bir motoru Kızıl Elma'da ilerleyen dönemde kullanılabilir. Muhtemel TEİ'nin TF6000'i, belki ilerleyen aşamalarda TF10000 gibi motorları da Kızıl Elma'da yer alacak gibi duruyor ama motor konusunda muhtemel farklı seçenekleri Baykar sunacak kullanıcılara. Kızıl Elma'nın tabii yeni tasarımında gövdesel değişikliklerin yanı sıra iniş takımlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. Benim fotoğrafın açısından da olabilir ama gördüğüm kadarıyla iniş takımları daha güçlendirilmiş, biraz daha büyümüş. Güçlendirilmiş iniş takımları demek uçağın daha fazla ağırlığı alabilmesi, taşıyabilmesi anlamına geliyor. Bir ikinci önemli de durum da Kızıl Elma'nın hedeflerinden biri TCG Anadolu'dan operasyonun yapılması. O güverte inişler sırasında kısa durabilmek için
neredeyse süratsiz kalma stol hızına yakın bir hızda uçağın güverteye çarpması gerekiyor. O şokun da iniş takımları tarafından alınması için güçlü iniş takımlarına ihtiyaç var. Burada da böyle bir değişiklik yapılmış durumda. Kızıl Elma için böyle bir aerodinamik değişiklikler hoş olmuş. Muhtemel bu uçağın tasarımıyla ilgili stealth anlamdaki özellikleri de bu tasarımla daha da toparlanmış durumda. Malum Milli Muharip Uçak Kaan görev yaparken bir tarafında Kızıl Elma, bir tarafında Anka 3 olacak. Ve pilot bir yandan Kaan'ı kontrol ederken o İHA sistemlerini de kullanacak. Muhtemel Anka 3'ün daha ağırlıklı olarak havayar görevlerinde, Kızıl Elma'nın havayar ve hava görevlerinde kullanılması planlanıyor. Bir taraftan da hatırlayacaksınız, geçtiğimiz programda da Amerika Birleşik Devletleri'nin de jet İHA'lar konusunda çok önemli adımları var. Hatta geçtiğimiz günlerde DARPA bir açıklama yaptı. Onlar da bir uçan kanat konsepti üzerine çalışıyorlar. Keşif amaçlı kullanılacak ve bu uçağın elektrikli motorlar kullanması gündemde. Bakalım işler nereye gidecek, ben de merakla takip ediyorum. Şimdi dönelim sivil havacılığa. Malum rötar konusu var. Hatta Ulaştırma Bakanlığı rötarlar konusunda okları üzerine çeken AJet için biz de gerekeni yapıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz açıklaması yaptı. Bu oldukça ilginç. Tabii Ulaştırma Bakanı şunu da söyledi. Yani biz sonuçta bakan olarak bütün havacılık şirketlerine, havayollarına eşit mesafedeyiz. Türk Hava Yolları'ndan Sun Express'e, Corendon'dan Freebird'e veya kargo şirketlerine. Ama AJet'le ilgili şikayetleri, rötar konusunu çok yakından takip ediyoruz dedi. AJet'te bir yönetim problemi gözüküyor. Malum Mart ayı sonunda Türk Hava Yolları'nın alt markası Anadolu Jet AJet haline geldi. Ayrı bir havayolu şirketi oldu. Ayrı bir şirket kuruluşu haline geldi. Ama burada çok tecrübeli yer operasyon ekipleri başta olmak üzere o ekip Türk Hava Yolları personeli olarak kalmayı tercih etti. Ve AJet buraya dışarıdan personel alımı gerçekleştirdi. Bunlarla birlikte buradaki tecrübe oranı da düşmeye başladı. Daha yeni personel girdi. Ama daha hazırlıklar tamamlanamadan daha birkaç ay sonra yoğun yaz sezonuna girildi. Bu yıl gerçekten Avrupa hava sahası, Türk hava sahası çok yoğun. Bunun nedenlerini geçtiğimiz gündemde anlattım size. Şuraya da linkini bırakayım. Buradaki problemlerin başında hava sahasındaki yoğunluk, Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye üzerine binen aşırı bir trafik var. İşte bir taraftan Avrupa'da yer hizmetleri problemi var. Bir taraftan da bizim kontrolörlerin kendileri herhangi bir IAÇ olarak adlandırılan işleri daha kitabına göre yapma. Yani herhangi bir şekilde risk almadan hava trafiğini yönetmek istiyorlar. Kapasite neyse onu uyguluyorlar ve ek kapasiteyi çok fazla istemiyorlar. Şimdi buradan da kaynaklanan bir problem var. Bunun size nedenlerini anlattım. Bazı okuyucularımız da, izleyicilerimiz de demişler ki işte ya hep kontrolörleri yazıyorsun, bizim de sorunlarımız var. Benim mail adresim bu videoların açıklamasında. Ben her zaman haksızın yanındayım. Bu haksızlığı gündeme getirmek bizim problemimiz. Lütfen sizler de yazın sorunlarınızı. Her zaman açık bu video kanalı. Web sitem her zaman açık sizlere. Lütfen yazın, bunları da gündeme getirelim. Dediğim gibi AJet'te özellikle tecrübesiz personelden kaynaklanan o yoğun uçuş programını çevirmek üzere çok ciddi bir süreci toparlamaya çalışıyorlar. Zaman zaman aksamalar oluyor. Hatta geçen hafta anlattım, ben Ankara'ya gidişimde sabahın ilk seferi daha 1 saat rötarla başladı. Sonrasında zaten o 1 saat domino taşı gibi sizin ilerleyen saatlerdeki bütün uçuşlarınızı negatif olarak etkiliyor. Biraz yolculara sabır diyorum ama dertler, şikayetler o kadar fazla ki yani böyle bir AJet'in durup tekrar bir ya neler yapıyoruz, sorunları nasıl çözebiliriz gibi yaklaşımları ortaya koyması gerekiyor. Sadece personel değil, bilet satış sistemlerinde, rezervasyon sistemlerinde de problemler var. Örneğin geçtiğimiz gün bir okuyucumuz mail attı bana, bilet check-in yapıyor. Boarding kartını, o uçağa biniş kartını alıyor. Uçağa girmek üzere kapıda okutuyor. Siz diyor binemez. Niye binemem ben uçağa? Aynı koltuktan başka yolcuya da verilmiş. Yer yok uçakta, şöyle oluyor, böyle oluyor. Pilota söylüyorlar. Normalde personelin uçtuğu bazı koltuklar var. Orada uçmayı kabul eder misiniz diyor. Ederim diyor. Ve Almanya'dan bu şekilde gelebiliyor. Yani rezervasyon overbook değil.
fazla bilet satımı normal. Bu tür durumlarda zaten havacılık kuralları izin veriyor ama normal işlemi iki defa bir kişinin üzerine yapılması da demek ki rezervasyon sistemiyle de onu yapan şirkete de bir bakmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Ajet'in bunları gözden geçirmesi gerekiyor. Yönetim kurulu başkanı şirketin aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı olan Ahmet Bolat oldu. Ahmet Bolat uzun yıllardır havacılık sektöründe biraz daha eli herhalde Ajet'in üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii filonun çok önemli bir kısmı kiralık uçaklardan. Bu kiralıkların da bir kısmı yurt dışından. İşte biliyorsunuz yabancı bir kaptanın İngilizce anonsu geliyor. Ekip karma, onların kabin memurları var. Türk kabin memurları da var. Gerçekten böyle bir akışına bırakılmış iş. Umarım yazın sonuna kadar Ajet toparlanır. Yoksa rakipleri çok güçlü. İşte Sabiha Gökçen'de Pegasus var. Bazı hatlarda Sun Express'te rekabet içerisinde. Türkiye'nin havayolu şirketleri olarak biz yolcuların rekabete ihtiyacı var. Rekabet olursa hizmet kalitesi yukarı çıkıyor, bilet fiyatları aşağıya iniyor. O yüzden Ajet'i sürekli gündeme getiriyoruz. Ama bu problemlerin de çözülmesi gerekiyor. Görüyorsunuz işte Ulaştırma Bakanı bile konuya el atmış durumda. Aselsan elektronik harp konusunda, elektronik sistemler konusunda gerçekten çok çok önemli ürünler geliştiriyor ve yeni ürünün tanıtımını yaptı ve bu ürünün adı da PUH 3 LT olarak adlandırılıyor. Haberleşme elektronik destek ailesinin yeni üyesi PUH 3 LT. Burada araç yüksek hızlı spektrumla tarıyor, sinyali tespit ediyor ve analizini gerçekleştiriyor. Hassas yön kestirme ve konuşmaların bulunması açısından tam bir koordinatı kullanıcılara verebiliyor. Yapay destekli zeka ile çalışıyor. Ağ destekli elektronik harp sistemi imkanı veriyor ve hızlı kurulumu sayesinde sahada çok çabuk kullanılma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sunuluyor. Bu araç özellikle arazide teröristlerin konuşmalarının tespit edilmesi, kestirmenin yapılması ve nokta atışının gerçekleştirilerek buranın susturulması açısından çok büyük öneme sahip. Aselsan bu geliştirdiği sistemlere özellikle elektronik harp kurası konusunda sürekli bir güncelleme yapıyor. Aynı bizim cep telefonlarımızdaki mobil uygulamalar gibi bu şekilde sürekli sistemin güncel kalması planlanıyor. PUH 3 LT'de artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatta hazır olduğunu belirtmemizde de fayda var. Makine kimya endüstrisi Boran obüsünün ilk ihracatını bir Asya ülkesine başarıyla gerçekleştirmiş durumda. Boran'ın en büyük özelliği havadan helikopterle taşınabilir olması. Şimdi geçmiş bundan 1-2 yıl önceye kadar ya topçular artık bunların modası geçti. İşte tam hedefle vuramıyorsunuz, işte atış yapılıyor, topçuya gerek var mı, yeni nesil füzeler, sistemler çok daha verimli diye bir tartışma yaşanırken en son Ukrayna Savaşı topçunun tekrar sahalara geri dönüşünü gösterdi. Top bir kere füzeye göre maliyeti çok etkin. Yeni nesil sistemlerle nokta atışı yapabiliyorsunuz ve gerçekten aynı anda dakikalar içerisinde çok sayıda mermiyi hedefinize gönderip burada çok ciddi bir hasar oluşturabiliyorsunuz ve bunu çok az personelle, çok uygun bir maliyetle yapıyorsunuz. Daha da güzeli, bu tür sistemler havadan taşınmaları sayesinde istenilen noktaya götürülebiliyor. Makine kimya endüstrisi de Türkiye'nin ilk obüs ihracatını yaptı. Bu Boran obüsü 105 mm ve aynı zamanda 30 kalibre namluya sahip. Dakikada 6 atım yapabiliyor. Toplam ağırlığı da 1745 kilogram. 5 personel tarafından kullanılıyor. Ve 5 personel çok kısa süre içerisinde obüsü indirdikten sonra kuruyor. Arkasından atış gerçekleştirmeye başlıyor. Bu atışta da GPS olarak adlandırılan küresel konumlandırma sistemiyle çalışan atış kontrol sistemi, panoramik dürbün, mesafe ölçer gibi sistemler nokta atışı yapılmasını sağlamakta çok önemli bir yere sahip. Bu açıdan da makine kimya endüstrisi biliyorsunuz yeni yönetimiyle birlikte tekrar küllerinden doğmak üzere çok ciddi bir adımlar atıyor. Zaten geçen yılı da 400 milyon dolar gibi çok önemli bir ihracat rakamıyla kapatmış durumda. Ben bu satışın devamının geleceğini umuyorum. Tabii bir taraftan da dünyada bu
topların kullandığı mermiler açısından çok ciddi bir açık var. Ukrayna her gün binlerce mermi atıyor. Birçok ülke Ukrayna'ya yardım sırasında kendi mühimmat depolarından bunları sevk ederken savaş içinde belirli bir sayıda mermiyi tutmak durumundasınız. Bu açıdan da makine kimya endüstrisi uzun yıllardır başarıyla üretiyor. Bu açıdan da makine kimya ihracat açısından oldukça yüksek rakamlı durumlara ihracat başarısını yakalamış durumda. Tekrar sivil havacılığa dönecek olursak, tüm dünyada Airbus A321 Neo'larda Pratt & Whitney motorları konusunda çok ciddi bir problem yaşanıyor. Halen bu uçak Airbus'un en iyi satan uçaklarından bir tanesi. Karşısında da tabii Boeing 737 Max sorunlu bir uçak oldu. İşte yazılımdan dolayı iki kaza yaşadı, üretim parça problemleri derken Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA aylık üretimini kısıtlamış durumda. Burada tek tabanca gibi kaldı Airbus, ama Airbus'un A321'lerinde ve tabii ki A320 Neo serilerinde de Pratt & Whitney motorunda sorunlar bitmiyor. Ve dünyada 600 uçak yere inmiş durumda. Bu 600 uçağın 23'ü de Türk Hava Yolları ve AJet'te bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde rakamı da TE Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat açıkladı. 17 adet A321 TE filosunda, AJet'te de 3 adet A320 ve 3 adet A321, toplam 23 uçak yedek parça bekliyor. Hatta Bolat açıklamasında 5 adet uçak kiraladıklarını, ondan aldığı motorları diğer o filoya takarak bunları uçurmaya çalıştıklarını ifade etmişti. Pratt & Whitney'in gerçekten çok gelişmiş, az yakıt harcayan bir motoru PW1100 serisi. Fakat burada parçalar içerisinde ve özellikle yağ ve yakıt numunelerine bakıldığı zaman o parçaların sürtünmesiyle oluşan metal tozları buraya rastlandı ve bazı parçaların değişmesi gerektiğine karar verildi. Ancak bunlar çok hayati, işlenmesi oldukça zor parçalar. Pandemi süreci, salgın sürecinin arkasından da fabrikalar istenilen verimlilikte, istenilen özelliklerde bu parçaları tam üretemiyor. Ve bu nedenden dolayı da bu motor parçalarının temininde çok ciddi problemler yaşanıyor. Her hava yolunda 321 Neo alıp Pratt & Whitney motorunu tercih eden de bu sorunlar devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde de Türk Hava Yolları kamuoyu aydınlatma platformuna kapa bir açıklama yaptı. Bununla ilgili motor imalatçısıyla el sıkıştıklarını ve bu konuda tazminat alacaklarını belirttiler. Tabii miktar açıklanmadı ama çok ciddi bir miktar sayıda miktarda tazminat aldıklarını tahmin ediyorum. Bu arada sadece Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında A320 Neo'ların yere inmesi nedeniyle 4500'ün üzerinde de uçuşlarını ne yazık ki iptal etmiş durumda. Bunu da belirtelim. Bu da sivil havacılığın önemli tedarik problemleri arasında. Gördüğünüz gibi Boeing üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. Airbus'un da bu motor sorunu var. Sivil havacılığın bir türlü beli ne yazık ki doğrultamıyor sivil havacılık kendini. Bu açıdan bunu da belirtmemizde fayda var. Türk savunma sanayinin önemli ihracatçılarından biri de Sarsılmaz. Sarsılmaz neredeyse 150 yıla yakın süredir aile geleneği silah endüstrisinde ve geçtiğimiz günlerde de Düzce'deki fabrikasının kapılarını açtı. Burada da yeni yatırım yaptığı uzaktan kumandalı silah sistemlerini tanıttı. Sarsılmaz önemli bir adım attı ve Best Savunma'nın şirketini satın alarak Sarsılmaz bünyesine kattı. Best Savunma'da UKSS olarak adlandırılan bu sistemlerin önemli üreticisi. İşte günümüzde bakıyoruz, bir Toyota pickup veya çok gelişmiş zırhlı araçların üzerine hassas vuruş özelliğine sahip UKSS sistemleri konuyor. Bu UKSS sistemleri 5.56'dan 7.62'ye, 12.7'den 25 mm hatta 30 mm'ye kadar çeşitli silah sistemlerini üzerine taşıyor. Tabii o milimetre arttıkça işte geri tepmesi, taşınan miktar, bunlar çok böyle bir matematik problemi gibi artmaya başlıyor. Bunların üzerlerine de hassas atış yapabilen optik sistemler ekleniyor. Ve adeta bu makinalı tüfekler nokta atışı yapabilen, Sarsılmaz'ın verdiği bilgiye göre 15 dakikada normal bir askeri sniper, yani keskin nişancı haline getirebilecek kadar önemli bir hale geliyor. Ve tabii ki koyduğunuz optikle birlikte bunun da fiyatı artmaya başlıyor. Hassas vuruş çok önemli, az mermi harcamak çok önemli. Uzaktan, düşmana yaklaşmadan
etkili bir atış gerçekten savaşın seyrini değiştirebiliyor. Bu açıdan bu sistemler dünyada bugün 15 milyar dolarlık bir pazar oluşturmuş durumda. Sarsılmaz da bu BES savunmadan aldığı UKSS sistemleriyle bu pazardan pay almak istiyor. Bunlar gerçekten önemli adımlar. Türkiye'de tabii biz savunma sanayini çok güzel anlatıyoruz, ediyoruz ama bugün Türkiye'nin toplam ihracatında savunma sanayinin payı gerçekten çok az. Yani bugün işte liderlik otomotiv sanayinde, turizm çok önemli bir kalem ama savunma sanayinin etkisi çok ufak. Bu tür teknolojik adımlarla bunların arttırılarak Türkiye'nin savunma sanayi cirosunu arttırması çok önemli. Bu tür işte optik sistemler, elektronik sistemler koyduğunuz zaman, yeni nesil hava araçlarında bu sistemleri arttırdığınız zaman ihracat kalemleri de tekrar tekrar artmaya başlıyor. İşin tabii nirvanası uzay ve uydu sistemleri. Bunları da belirtmemde fayda var. Tekrar sivil havacılığa dönelim. Geçen hafta Türk Hava Yolları Boeing'le bir anlaşma yaparak 4 adet Boeing 777 kargo uçağı siparişi verdiğini açıkladı. Bu 4 uçakla birlikte TE'nin filosundaki 777F olarak adlandırılan kargo uçak sayısı 12'ye yükseltecek. 777 2 motorlu bir uçak ve giderek filolardaki Boeing 747 Jumbo Jet kargo uçaklarının yerlerini almaya başlıyor. Çünkü bu uçak 2 motorlu, 747 4 motorlu. Daha az yakıt harcıyor, uçuş operasyon maliyetleri daha düşük ve giderek filolarda 777 kargo uçakları tercih edilir hale geliyor. Bu arada Boeing de bugüne kadar 265 adet Boeing 777 kargo uçağını teslim etmiş durumda. Bunlar üretim hattından 0-1 kargo uçağı olarak çıkıyor. Türk Hava Yolları da e-ticaretle birlikte artan hava kargodan pay almak istiyor. Yeni nesil az yakıt harcayan uçaklar çok önemli. Bu açıdan filosunu bu şekilde geliştirmeyi planlıyor. Bir taraftan da biliyorsunuz son Airbus siparişiyle birlikte Türk Hava Yolları A350F olarak adlandırılan uzun menzilli A350'nin kargo modelinden de sipariş verdi. Bu açıdan filonun yenilenmesi, güçlenmesi çok çok önemli. Çünkü kargo her zaman çok önemli bir sektör ve Türk Hava Yolları da bu payını arttırmayı hedefliyor. Bu 4 uçaklık anlaşmanın arkasından bakalım yolcu uçağı için Boeing'in ne zaman siparişi gelir? Halen görüşmeler devam ediyor. Ben de merakla bekliyorum. Gündemimiz çok fazla konu arka arkaya geldi. Güzel bir haberle kapatalım. Asfat tarafından ana yükleniciliği üstlenilen ve Pakistan donanmasının modernizasyonunda çok önemli bir yere sahip bir proje var. PN Milgem. Milgem biliyorsunuz Türkiye'nin, Türk Bahriyesi'nin gururu, yerli savunma sanayimizin aynı zamanda gururu ve Milgem'in ilk yurt dışı ihracatı yapılan ülkelerden bir tanesi de Pakistan olmuştu. Pakistan'a ilk gemi teslim edilmişti, seyir testlerini tamamladı ve arkasından gemi Pakistan'da Karaçi'ye ulaştı. Bu ilk gemi Asfat'ın yükleniciliğinde üretildi. Sadece Asfat'ın değil, onun altında birçok savunma şirketimiz, Aselsan'ın, örneğin Meteksan'ın, örneğin Advent gibi bir sistemi geliştiren Havelsan'ın çok büyük bir katkıları var bu gemiye. Ve bu gemilerle birlikte toplam 4 adet PN Milgem serisi, projenin adı bu PN Milgem, Pakistan donanmasına teslim edilecek. Pakistan'ın ilk gemisi PNS Batur adını taşıyor ve ikinci gemi Karaçi'de yapılacak. Üçüncü gemi Türkiye'de, dördüncü gemi Pakistan'da yapılıp teslimat gerçekleştirilecek. Gerçekten bugüne kadar da Türkiye ve Pakistan arasında yapılmış en önemli savunma anlaşması. Bunu da belirtelim. Bu gemide 2 adet MTU dizel makinenin yanı sıra 1 adet de General Electric üretimi LM2500 türbin var. Burada da birçok Türk savunma şirketi aynı zamanda Pakistan donanması için çeşitli modernizasyon ve diğer faaliyetlere katılıyorlar. Pakistan Türkiye'nin savunma konusunda çok önemli beraber iş yaptığı ülkelerden bir tanesi. Umarız devam eder. Malum bu konuyla ilgili çok güzel de gelişmeler var Milgem konusunda. Umarım ihracat sayısı yeni ülkelerle artar ve bu çalışmalar ihracat olarak Türk ekonomisine yansır. Evet, bu hafta dilim döndüğünce konuları size toparladım. Gündemde neler var onu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları dilerken sorularınızı lütfen yorum yazın. Ve aynı zamanda bu videoyu da beğen tuşuna basarsanız bizim emeklerimizin karşılığı gelmiş olur. Ve tabii ki
paylaşırsanız sosyal medyada çok memnun oluruz. Abone olmayı da unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.